Herkese merhabalar, hepinize iyi geceler. Kafa Dengi başladı. Kafa Dengi'nde ben Deniz Tarık Tufan, Gökdemir İhsan Beyefendi ve Selahattin Yusuf Beyefendi ile birlikte gecenin bir vaktine kadar, sözü bulabildiğimiz yere kadar, konuşabildiğimiz yere kadar, gece 2'ye kadar yaklaşık diyelim, en azından bir saat vermek gerekirse birlikte olacağız. Siz de yapacak daha bir işiniz yoksa bizimle birlikte olun. Efendim dinleyin, çay için, sohbet edin arada yanınızdakilerle. Belki buradaki konuşulanlardan konuşmaya değer bir şeyler bulursunuz. Bize yazın. Hem Twitter'dan yazabilirsiniz. @kafadengi24. Öyle mi söylenir Gökdemir? Kafa Dengi 24 hesabın adı. Kafa Dengi 24 hesabın adı. Efendim bir de kafadengi@24.tv adresi var. Oradan da mail yoluyla burada konuşulan bir takım meseleler, mevzular hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, efendim aklınızdan geçenleri, söylemezsem çatlarım dediklerinizi iletebilirsiniz diye programı açmış olayım. İnsanlar da bekliyorlarmış zaten programı. O da güzel bir duygu yani. Bak şimdi Cebrail, Kafa Dengi eşe dosta haber verdik hazırız diye. Beyza Tekin hazırız bekliyoruz demiş. Betül Nur Ata, çayları içtik bile bekliyoruz. Aykara'da uykusuz kalmaya değer. Hatice Yaltırak da demiş ki dünya yansa dönüp bakmayacağım vallahi demiş. Birazdan Kafa Dengi başlayacak diye. Bu da programın reklamı olsun, böyle bir programcı duygusuyla. Sağ olsun arkadaşlarımız. Sağ olsunlar. Bekleyenden, sorandan. Öyle derler ya. Tabii tabii. Ne yaptın bu arada? Bu da bir nasıl ağırlık oluşturuyor değil mi? Biz şimdi ne söyleyelim de bunların altından kalkalım. Vebali var. Yok, kendinizi öyle bir boşlukta hissetmeyin. Yani neticede bir şey söylenecekse söylenecek, yoksa hani... Şarkı çalarız Selahattin. Olmadı. Evet, olmadı yani. Şarkı çalarız zaten abi. Çok birikmiş. Onların büyüğünü söyler zaten. Aynen. Bu hafta nedir Selahattin? Senin dünyanı meşgul eden ne oldu? Bu işler, işte bu PKK meselesi, şehitler, ölenler, acılar, şunlar bunlar işte. Bu mesele hakikaten bu hafta feci biçimde afiyetimiz kaçtı. Allah rahmet eylesin. Sabır diliyoruz. Ondan sonra metanet diliyoruz. Biz normal ölümler olduğunda evimiz, hanemiz ne hale geliyor onu düşünüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ben bir iki hafta önce 73 yaşında amcamı kaybettim. Dünyam başıma yıkıldı benim yani. Allah korusun ama yani. Genç Ölmek diye bir şiir kitabı var değil mi? Kimindi o? Genç Ölmek. Tamam. Genç ölmek nasıl bir acayip bir ateştir. Bir, ben zaten hani burada söylediklerimiz, söyleyeceklerimizin onların kulaklarına ulaşacağını hiç düşünmüyorum. Yani cenaze gelmiş evlere... Cenaze gelmiş evlere sözün ulaşabileceğini falan düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden mesela Kur'an okunması ne kadar güzel oluyor biliyor musunuz cenaze evlerinde? Ne kadar güzel oluyor biliyor musunuz? Şey kopuyor. Dünyayla bağlantı bir süreliğine kopuyor. Gökdemir'le geçen hafta konuşmuştuk. Demişti ki Gökdemir. Dedim ki yemek veriliyor dedim yani. Bizde cenaze oldu mesela. Yemek. Yiyin, aç kalmayın. Sürekli çekiştiriyor birileri falan. Bu ne kadar kötü bir şey dedim ya. İstemiyorum bile diyecek halim yok benim yani yemek yiyecek diye. Gökdemir çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hayır dedi. Gelenekte o vardır. Gelenekte hayır dünyayla bağlantını koparma. Temas sürmek durumundadır. O derin bir bilgeliktir. Hikmetine şey ol dedim. Çok güzel uyardı beni. Hakikaten de öyle. Ve fakat dünya sözü ulaşmıyor Tarık. Cenaze evine biliyor musun? Ancak ilahi kelam ve Kur'an, kıraat ne kadar büyük bir şifa oluyor biliyor musun? Ve ne kadar mutlu ki bir kez daha onun farkına varıyorsun Gökdemir. Cenaze evinde Kur'an okunuyor ya kardeşim. O nefes daralmasını bir parça böyle açıyor ve hakikaten yaşayacak hale geliyorsun. İnşallah. Çok büyük şeyler bunlar, acılar. Allah rahmet eylesin. Vefat eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize başsağlığı, sabır, metanet. Hepimiz gideceğiz değil mi? Gelenek çok güzel şeyler söyler bu konuda. Ve sahih ve hakikaten şifa şeylerdir bunlar. Hepimiz o yolun yolcusuyuz denir ya. Tarık, sen güzel bir şeyin lafın parodisini yaparsın yıllardır. Emaneti gezdir. Nasılsın Tarık? Emaneti gezdiriyoruz. En güzel bir laf işte. Eyvallah. Bu kadar. Ve fakat ondan ötesini siz söyleyin. Ne olacak bu memleketin hali meselesine gelince... Benim şahsen yani söyleyeceğim hiçbir şey yok açıkçası yani. Vallahi bende de gündem çok farklı değil. Bu hafta
bunun dışına çıkamadım. İşte hep söylüyorum, gazete okumuyorum, televizyon izlemiyorum. O yüzden pek de hani ortalıkta olan bitenle pek ilişkim yok ama bu hafta mecburen geceyi televizyon haber kanallarını izleyerek geçirdim. Ne oldu, kim ne diyor diye. Ertesi günde gidip gazete aldım. Yıllardır hiç gazete almıyordum. Yani çok uzun zamandır gazete almamıştım. Bu hafta gazete bile aldım, okudum. Yani kim ne diyor, ne olacak diye. Ama yeni bir şey yok. Yani hakikaten gazetelerde de bir şey yok. Televizyonda da yeni bir söz duymuyorum. Geçen hafta temas etmiştik. Hani biz burada konuşuyoruz ama aslında bir şey bildiğimiz de yok bizim. Ne oluyor, ne bitiyor? Ondan da emin değiliz. Çünkü açıklamalar genellikle çatışmalı dönemlerinde manipülatif oluyor. Yani herkes kamuoyunu kendi görüşleri yönünde önlendirebilmek için haberleri manipüle ediyor. O yüzden gazetede okuduğumuz, televizyonda dinlediğimiz şeye pek de itibar edemiyorum ben. Bizim konuşmamız da çok anlamlı değil. Çünkü bizim de bir bilgimiz yok. Ben şaşkın durumdayım. Biz yani bir yıl önce insanları dağdan indiriyorduk. Hadi o fazla geldi, tepki doğdu. Avrupa'dan, siyasi kanattan insanlar gelecekti. Barış görüşmeleri sürüyordu. Ne oldu? Nasıl biz buraya geldik ya? Tekrar bu noktaya nasıl geldik? Buna şaşıyorum ben. İşte bilgimiz yok. Yani bunun üstüne de konuşamıyorum daha sonra. Bunun ötesini söyleyemiyorum. Ne oldu da biz buraya geldik? Yani iki taraf da bize bunu izah etmek durumunda bence. Ne oldu? Niye tekrar buraya geldi bu iş? Niye yine kan dökülmeye başlandı? Onun dışında çok söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Belki de şu, yani biz de buna düşüyoruz, bu tuzağa düşüyoruz. Kan dökülmeye başlayınca konumuz bu oluyor. Başka bir şey konuşamıyoruz. Evet, doğru. Şöyle bir durum var. O zaman peki biz gündemimizi değiştirmeli miyiz bu durumda? Belki de yaptığımız doğru. Ona yani metanet dileyip, dileyip insanlara başsağlığı dileyip kendi mesaimize dönmek belki de doğru. Eğer kendi mesaimize dönemiyorsak zaten o zaman biz sahte bir iş yapıyoruz. Bu konuştuklarımızın, eğer bu konuyu dışarıda bıraktıktan sonra konuştuklarımızın demek ki pek de bir anlamı yok. Pek de sadre şifa, bir yaraya merhem bir iş yapmıyoruz demektir. Ben onu düşünmüyorum. Belki bu vesileyle ne konuşmamız lazım? Ya bu ulusçuluk denilen bela nereden çıktı bizim başımıza? Türkçülük nereden çıktı? Kürtçülük nereden çıktı? Belki sakin kafayla, tamam ateş yanıyor ben de farkındayım, Allah sabır versin ailelerine, ölenlerin. Ama hani bunları konuşmazsak da bu devam edecek, bu ateş. Evet, doğru. Yani bu belaya nereden düştük? Belki bunları söylemek lazım. Yani bu... Getir abicim, getir getir. Bu modernizm dediğimiz şeyin iki tane çocuğu var. Bunu ben tekrar ediyorum. Pek de hoş karşılamıyorum bu çocuklarını. Birisi solculuk, evet. Diğeri de ulusçuluk. Solculuğu biraz daha makul buluyorum. Solculuğun çok çünkü tarihsel olarak da bir hakikate teması var. Nedir? Çünkü her döneminde tarihin adaletsizlik oldu, eşitsizlik oldu, haksızlıklar oldu. Tarihin her döneminde bunlara karşı çıkışlar oldu, isyanlar oldu. Sol bu damarı tarihsel olarak tevarüs edebilir ve böylelikle insani makul bir çizgiye oturmuş olabilir. Kendisi modern bile olsa, modern solculuk tam da bu olmasa bile en azından o geleneğe tevarüs edebilir. Ama bizim ulusçuluk dediğimiz şeyin ya bir hakikati yok. Bir yere de ne insani o anlamda ne tarihsel anlamda bir yere bu dayanmaz. Yani bunu geri götürebileceğimiz yer şudur. İşte Türkler Kürtlere karşı, Almanlar Yahudilere karşı. Daha kendi içine döndüğümüzde protestan olan Almanlar efendim şu mezhepten olanlara karşı. Onu da kendi içimize geldiğimizde İstanbul'dakiler Taşra'daki falancaya karşı. Onu da küçültünce çocuksu mahalle kavgaları vardı. Herhalde sizin döneminizde de siz de katılmışsınızdır mahalle kavgalarına, sokak kavgaları. Tabii. Arka sokakla öbür mahalleyle tabii kavgalar vardı. Buraya gelir, daha da ötesi ne olur? Ben ve amca çocuklarım köye karşı. Evet. Cemaate karşı olur. Daha da küçültürsem ben de amca çocuğuma karşı. Evet. Ya taassup dediğimiz, asabiyet dediğimiz şey evet, zaten kökü de budur. O akrabalık ilişkisi aslında asabiye dediğimiz evet, şey evet, kökeni de bu. Böyle bir akrabalık ilişkisi. Yani bu bir nevi önümüze gelene bir tekme. Üç kişi kol kola girip önümüze gelene bir tekme oynamaktan farklı değil. Ulusçuluk ne? Yani ulusçuluk ne? Nasıl bölünebiliyoruz böyle biz? Evet. Yani Türkçülük ne, Kürtçülük ne? Nereden geldik biz buraya? Yani bütün bunların tarihi zaten 150-200 yıl batıda. Bizde çok daha geçtir bu. Biz işte hep anlatırlar tarihçiler. Üç tarzı siyaset derler. İşte Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Türkçülük devlet ideolojisi olarak da aslında sığınılan, mecbur kalınan bir ideolojiydi.
Mecbur kalınan evet, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp. Mecbur kalındı. Niye? Önce Osmanlıcılık yaptılar. Aslında daha güzeli şu. Belki sözü uzattım girişte ama. Yeri gelmişken. Türkçülük, savunma. Başta da öyle. Yani bakıyorlar ki bir dağılma emaresi görülüyor. Ulusçuluk denilen akımlar çıkmış. Evet. Diyorlar ki bari ittihadı anasır. Yani unsurların birliğini sağlayalım. İlk ideolojimiz bu bizim. Çünkü ondan önce bizim resmi ideolojiye ihtiyacımız yoktu. Hayat çünkü kadim hayata yakındı en azından. Son dönemine kadar Osmanlı'nın. En azından unsurları bir arada tutalım diye Osmanlıcılık diye bir ideoloji geliştirdiler. O da tutmadı. Baktılar ki gayrimüslim tebaa ayrılıyor. En azından Müslüman tebaayı bir araya da tutalım diye Abdülhamit Han döneminde işte İttihadı İslam ideolojisi çıktı piyasaya. En azından Müslüman tebaayı bir arada tutalım. Baktılar ki Arnavutlar ayrı telden çalıyor, Araplar ayrı telden çalıyor. Türkçülüğe rica ettiler. Bu o dönem için... Türkçülüğün de sözünü kesiyorum. 24'te çok ilginç bir şey var. Cilvesi var biliyorsun. 24'te Lozan Anlaşması'nın sonuçlarından birisi gayrimüslim Türkleri misaki milli sınırları dışına çıkarttı Mustafa Kemal Atatürk. Bu sonuçları ben biraz tabii gelişimini göstermeye çalışıyorum. Bu mecbur kalınan bir politikaydı. Çünkü başka dağıldı. En azından Türk unsuru bir arada evet tutalımdı. Ama bunu bir devlet politikası haline getirmek, sonra da bunun kitlelerde de bir karşılık bulup bir kitlesel bir ideolojiye dönüştürülmesi bizi akıl dışı bir yere getirdi. Bu sürdürülecek bir şey değil. Zaten kendisi elimizde dışıydı, bütün evet bunlar gittikten sonra bir Ermeni tebaa kaldı, bir de Kürt tebaa kaldı. Bizim de başka kimse kalmadı. Gayri Türk olarak bir unsur olarak. Ermenilere ne yaptığımız ortada. Kürtler bizimle kaldı. İşte şimdi de Kürtlerle gırtlak gırtlağa geldik. Yani bu yol değil. Yani bu sürdürülecek bir politika değildi Türkçülük. Onun karşısında da daha geç olarak Kürtçülük çıktı. Kürtler bizden daha geç uyandılar bu meselelere. Bir Kürtçülük diye bir ideoloji çıktı. Evet. Yani bu da bir geç ulusçuluk şeyi ve çok sorunlu. Çok ciddi problemler var. Yani bunların hiçbiri bize ait olamaz. Bizi tarif edemez. Bizim geleneğimizde bu yok. Kavmiyetçilik, ulusçuluk bizim kabul edebileceğimiz, gönül indirebileceğimiz şeyler değil. Yani bu mümkün değil. Bunu belki de bugün sert bir şey söyleyeceksek sertlikle bunu yapmalıyız. Bunu reddediyorum. Kendine mümin diyen bir adama ulusçuluk, kavmiyetçilik yakışmaz. Yani bu tuzağa düşemez. Bunu yapamaz. Bu kötülüğü birbirimize de yapmayalım. Benim belki de sert söyleyeceksek söylemem gereken şey bu. Yani bu ulusçu akımlardan bir an önce kurtulalım. Türkçülükte, Kürtçülükte ya da Arnavutçuluk, Arapçılık neyse o ideoloji. Hatta uzatıyorum sözü ama gelişimi görelim. Bugünkü Arap devrimleri başka bir yerden mi çıkıyor? Bizde Türkçülük neye yol açtı? İttihat Terakki gibi bir bela başımıza çıkardı. Ondan sonra Kemalizme döndü bu. Aynı şey bizim eski interlandımız, bizim Müslüman unsurlarımız Osmanlı şemsiyesindeki ne çıktı? Oralarda da ulusçu akımlar çıktı. Yani bu Arap milliyetçisi akımlar, Bağız ya da Mağrip'teki o garip laik akımlar nereden geliyor? Aynı çizgiyi takip ettiler. Ulusçu, batıcı, laik çizgiyi takip ettiler Mağrip'tekiler. Ben takip ettikleri kanısında değilim, takip ettirildi. Ya da ettirildi. Tabii. Bizi getirdiği kesinlikle yer neresi bunun? Yani Bas ulusçuluğu farklı değil bizim Kemalizm'den ya da iktidarçılıktan ya da Kürtçülük de aslında çok farklı değil. Yani sol askeri cuntalar eliyle ulusal kurtuluşlar bahanesi altında, yalanı altında orada diktatörlükler inşa edildi. Orta Doğu'da ve Mağrip'te. Şimdi tabii Kürtçülükten de bundan öte bir şey çıkmaz. Onu da söyleyeyim bari. Kürt arkadaşlara da söyleyeyim. Yani bu ideolojiden ve bu gidişattan yeni bir ulusal diktatörlükten başka bir şey çıkmaz. 21. yüzyılda da vallahi bizden beter olur. Kemalizm'den de daha beter bir diktatörlük inşa edersiniz. Ben bunu Kürtlere de yani onlara da layık göremiyorum açıkçası. Kürtlerin özgürlüğünü, hakkını, hukukunu savunmuş biri olarak bu yaşıma kadar ben buna da razı olamam. Buna da gönül indiremem. Yeni bir ulusçu, Kürt ulusçusu diktatörlüğün yeni kurulacak bir devlete de gönül indiremem. Yani bu 21. yüzyılda talep edilecek bir şey değil. Allah muhafaza diyorum. Sen ne diyorsun? Vallahi ben söylediklerinize her şeyle katılmakla birlikte hani pratik şu an yaşadığımız duruma ilişkin birkaç şey söylemek isterim yani.